İstanbul Tüp Bebek Merkezi kanalının sevgili izleyicileri, bugün çok önemli bir ameliyatta karşınızdayız. İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin endüroloji laboratuvarındayız. Bildiğiniz gibi kanser tedavisi radyoterapi ve kemoterapi süreçleriyle işliyor. Bu süreçlerde kişiler anne olma şanslarını kaybedebiliyor maalesef. İşte biz de bu sürece dokunarak anne olma şansını kaybetmek istemeyen hastamızın yumurtalıklarını donduracağız. Yanlış anlamayın, yumurtalarını değil, yumurtalıklarını alıp donduracağız. Laparoskopi yöntemiyle hastanın karın içine girilerek yumurtalıklarından doku örnekleri alınacak. Ve sonra bu doku örnekleri küçük parçalara bölünerek dondurulma işlemine geçilecek. Bu sayede hastamız ileride anne olma şansını yeniden kazanabilmiş olacak. Hastamızın anne olma şansını nasıl geri kazandığını hep beraber izleyelim, ameliyata girelim ve uzmanlarımızdan daha neler yaptıklarını ayrıntılı dinleyelim. Hadi gidiyoruz. Ameliyatı bitirdik ve şimdi İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin embriyoloji laboratuvarına geldik. Uzman embriyolog Sevil Hanım'la birlikteyiz. Kendisine soracağız, bu dokular nasıl dondurulacak? Laparoskopik cerrahiyle over dokusundan alınan korteks kısmı bize şu anda özel bir solüsyon içerisinde geldi. Aldığımız dokunun diseksiyonunu yaptık. Korteks dokusunu kan ve diğer dokulardan arındırdık şu anda. Özel bir diseksiyon yöntemiyle küçük parçalar halinde, santimlik minik parçalar halinde diseke ettik, ayırdık. Şimdi bugün dondurma işlemini yaparken de yüksek yoğunlukta kroprotektan ismini verdiğimiz solüsyonlarımızla muamele edeceğiz. Belli sürelerde kroprotektanlarla muhafaza ettikten sonra da sıvı azot içerisinde -196 dereceye direkt daldırarak vitrifikasyon dediğimiz, yani camlaştırma dediğimiz yöntemle dondurup saklayacağız. Ve bu yöntemle yıllarca da saklayabiliriz. Amacımız burada hastamızın iyileşmesini sağladıktan sonra tekrar bu doku parçalarını yumurtalığa veya karın zarı dediğimiz periton kısmına tekrar implante ederek annenin, anne adayımızın yeniden yumurta geliştirmesini sağlamak veyahut da yeniden hormon dengesinin korunmasıyla adet döngüsünün geri gelmesini sağlamak olacaktır. İstanbul Tüp Bebek Merkezi'nin çok değerli doktorlarından Doktor Ozan Özolca ile birlikteyiz. Geçirdiğimiz operasyonun detaylarını kendisine soracağız. Hasta adına nasıl umutlar besleyeceğimizi hep beraber anlayacağız ve herkese de umut olmaya çalışacağız. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bu hastada meme kanseri var, ilerlemiş bir durumda ve hastaya kemoterapi yapılacak. Hasta 2 doz kemoterapi aldıktan sonra şu anda sahip olduğu yumurtalık sayısının %50'sinden daha fazlasını hasta kaybedecek. Zamanda olmadığı için hastanın, normalde böyle hastalara şöyle bir tedavi uyguluyoruz. Yumurtalıklarını uyarıyoruz, çoğalmış olan yumurtalarını toplayıp saklıyoruz. Burada bu hastada bu zamanımız olmayacaktı. O yüzden de eğer 2 doz kemoterapi de alsa hasta, daha sonra yumurtalık dokusunun çok önemli kısmını kaybedeceği için ameliyat ile hastanın yumurtalık dokusunun bir kısmını çıkardık. Evet hocam, şimdi hastamızın ameliyatını bitirdik. Neler planladınız hastamızın geleceğiyle alakalı? Şimdi normalde kanser hastalarında ameliyattan önce ya da kemoterapi ya da radyoterapi görmeden önce, bizim tabii radyoterapi ve kemoterapiden yumurtalıklar etkilendiği için ve çoğu zaman kadın da menopoza girdiği için yumurtalık dokusunu alma ya da yumurta alma, erkeklerde de karşılığında sperm alma gibi bir ön hazırlığımız var. Yumurtalıklar laparoskopi işlemiyle yumurtalığın tamamını almaya gerek yok. Bir miktar doku alınıp laboratuvara iletiliyor. Laboratuvarda onları çok ufak parçalara bölüp dondurarak saklayabiliyor. Bu tip hastalarla ne sıklıkla karşılaşıyorsunuz?
Maalesef 20. yüzyılın sonunda artık çevre şartları, beslenme şartlarıyla birlikte maligniteler yani kanserler oldukça erken yaşlara doğru gelmeye başladı, üreme yaşlarına. Bir grup insan da evlenme yaşını 35'in üzerine çıkardı. Dolayısıyla artık çakışmaya başladı yani bu iki olay üst üste. Sayı oldukça artmaya başladı. İleride bu hastaların kemoterapisi, radyoterapisi ve MMA ile ilgili kontrolleri bittikten sonraki minimum 5 sene sürüyor biliyorsunuz. Bu dokuları tekrar vücuda implante edip yumurtalık dokularının üstüne olabilir, vücudun herhangi bir yerine olabilir, implante edip onların canlılığı devam ediyorsa oradan yumurta elde edip o yumurtalarla kadını tekrar hamile bırakmak yani menopoza giren kadını tekrar menopozdan çıkarmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla da birçok insan ve birçok radyasyon onkoloğu ya da kemoterapist bu durumdan ya yeteri kadar bilgilenmemiş durumda ya da ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar nasıl yaklaşacaklarını hastalarına. O yüzden de bu hastalara bu tür yardımlar çok önemli gerçekten. Kendi organını radyoterapi ve kemoterapi sırasında zarar görmesin diye geçici bir süre vücut dışına alıp daha sonra tekrar ihtiyaç olduğu zaman vücuda geri koymak gibi bir şey oluyor. Umarız kemoterapisinden sonra hasta sağlığına kavuşacak. Biz de almış olduğunuz dokuyu tekrar yumurtalığın olduğu yere geri vereceğiz. O yumurtalar çalışacak. Hastayı bebek sahibi yapmak için elimizden geleni yapacağız umarım. Çift bebeğin kullanılırlığı, kullanılabilirliği hala toplumda pek bilinmiyor. Biz de bu farkındalığı yaratmak için bu derneği kurduk. O zaman geleceğe hep umutla bakalım. İnşallah, inşallah. Kanserli hastalarımız da hiçbir zaman umudunu kaybetmesin. Hep geleceğe umutla baksınlar. Bir gün hastalık bitecek ve güzel bir hayata adım atacaklar. Biz inanıyoruz onlara. Onlar da kendilerine inansınlar ve merkezimize gelip tedavilerine bir an önce başlasınlar.